1994 yerel seçimlerinden beri Hasan Akgün'ün belediye başkanlığını yaptığı Büyükçekmece'deyiz. 3 dönem ANAP'tan belediye başkanı olan Hasan Akgün son 2 dönemdir CHP'den aday gösterilip belediye başkanı oluyor. 2014 yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de CHP %47.6 oy alırken AK Parti ise %44.9 oy aldı. Aralarındaki bu farkı AK Parti'den aday olan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kapatabilir mi? Seçmen 6. dönemi için aday olan Hasan Akgün'den memnun mu? Bu soruların yanıtları için Büşra Cebeci ile birlikte Büyükçekmece sokaklarındayız. Rastladığımız ilk seçmen AKP adayı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmeceli olmamasından dolayı tercihini etkileyeceğini söyledi. Mevlüt Başkan buranın insanı değil. Herkes öyle görüyor yani. Yani burayı tanımaz, bilmez, etmez. Öyle söyleyeyim. O yüzden insanlar mevcut başkanımızı tercih edecektir diye düşünüyorum bu konuda. Hasan Akgün burada evet 3-4 seçimdir kazanıyor. Eğer oraya geleceksek sıra. Kazanıyor. 27-24 de temizlikle ilgili çalışıyor. Belediyeciliğin şeyini de biliyor. Hasan Akgün'ü düşünüyorum. Çünkü Hasan Akgün eskiden beri de 3-4 dönemden beri de büyük şekilde gayet başarılı hizmetleri de var. Hastalığından dolayı zor zamanlar geçiren Semra Hanım, Hasan Akgün'ün kentsel dönüşüm faaliyetlerinden memnun. Fakat belediyeden tek bir isteği var, bakım ve ilgi. Memnunum tabii ki bazı eksiklerini de yerine getirmesini talep ediyorum. Ya evladım işte böyle arasınlar, sorsunlar, gelip desinler teyzeciğim bir şeye ihtiyacın var mı? Hasan Akgün'le görüştüm dedim, ben dedim hastayım dedim, araba istedim. Maddi durumum, olanaklarım yok. Mikrofonlarımıza konuşmaktan imtina eden bir kadın seçmen, CHP üyesi olmasına rağmen Hasan Akgün'e oy vermeyeceğini söyledi. Vermeme gerekçesi ise mahallesine yeterli hizmet alamamasıymış. Oyu Mevlüt Uysal olacakmış. Tabii biz Hasan Akgün'e veririz yani. Ne diyelim yani ona vermemiz lazım. Çünkü ondan şikayetçi adam bugüne kadar olmadığı gibi mecburi oraya vereceğiz. Hasan Akgün'ün 2019 yerel seçimlerindeki rakibi güçlü. Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal. Akgün'e 2014 yerel seçimlerini az bir farkla kazandığını, 24 Haziran'da da ilçede AK Parti'nin birinci olduğunu hatırlattık. Biz Büyükçekmece ailemizle beraber çalışacağız, açık farkla kazanacağız. Mutluluk şehri Büyükçekmece'yi daha mutlu insanların yaşadığı şehir yapmaya devam edeceğiz. Ama her şeyden önce dünya kenti olmasına ve öncü şehir olmasına, sporda, sanatta, kültürde, eğitimde öncü şehir olmasına devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz belediyecilik. 6. dönemi için belediye başkanlığına hazırlanan Hasan Akgün bu yarıştan da galip çıkacak mı? Mevlüt Uysal aradaki farkı kapatıp 94'ten beri Hasan Akgün elinde olan belediyeyi alabilecek mi? Hepsinin yanıtını 1 Nisan sabahı öğreneceğiz. Sahra Atilla, Medya.